Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda böbrek taşı olan veya böbrek taşı oluşumuna eğilimi olan insanların uzak durması gereken ilaçlardan bahsedeceğim. Şimdi böbrek taşları basit idrar yolu enfeksiyonundan son dönem böbrek hastalığı yani diyalize veya böbrek nakline kadar giden istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Özellikle yaşlı ve bağışıklığı baskılanmış olan insanlarda ise sepsis dediğimiz kana mikropların karışması sonucu işte genel durum bozukluğu, tansiyon düşmesi yine ölüme kadar giden bir tabloya sebep olabiliyor. Yani ürosepsise kadar giden komplikasyonlara sebep olabiliyor. Yani ciddi bir durum. Basit bir enfeksiyondan ölüme kadar seyredebiliyor. Peki bu kadar ciddi olan böbrek taşına bazı ilaçlar kolaylık sağlamakta arkadaşlar. Oluşumunu hızlandırmakta, kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla bu nedenle insanların da bunları bilmesinde fayda var. Hem doktor arkadaşlarımızın hem de hastalarımızın bilmesinde fayda var. Şimdi böbrek taşı olanlar ve taşa eğilimi olan kişiler kim bunlar peki? Şimdi böbrek taşı olanlar zaten biliyordur, düşürmüştür, tanısı vardır. Bir de taşa eğilimi olanlar. Mesela polikistik böbrek hastalığı dediğimiz bu böbrek hastalığında en sık görülen genetik kistik hastalık var. Ya anne tarafından ya da baba tarafından bir şekilde geçebiliyor bu otozomal dominant olarak. Yine bu hastalarda taş riski çok fazla. Yine genetik taş hastalığı olanlar veya ailesinde böbrek taşı olanlar. Mesela akrabalarında anne babasına, kardeşine varsa yine o şahısta da daha fazla, daha yüksek oranda taş oluşum riski olabiliyor. İdrar yollarının anatomik bozukluğu olanlar veya nörojen mesanesi olan, işte sonda kullanan, tak yapan böyle anomaliler olan hastalarda yine dikkate olunması lazım. Obezitesi olanlar, mesela fazla kilolu ve şişman, obez olanlar, hipertansiyon, diyabet ve bilinen kronik böbrek hastaları bunlar taş oluşumuna eğilimi olan hasta grubunu oluşturmaktadır. Bunların da yine bu ilaçlardan, bu sayacağımız ilaçlardan mümkün olduğunca uzak durması veya illa kullanması gerekiyorsa da belli bir süreyle en düşük dozlarda kullanıp bir an evvel o ilaçları bırakmasında fayda var. Şimdi birinci grup ilaçlar çok sık kullanılıyor bunlar. Vitamin ve mineral takviyeleri. İşte kontrolsüz C vitamini kullanımı. Özellikle bu soğuk algınlığı, grip nezle dönemlerinde yani neredeyse hiç reçetesiz bile birçok insan gidip herhangi bir yerden bulabiliyor bunları veya evlerinde insanların birçok takviye bulunabiliyor. Şöyle C vitamininin tabii ki faydası var. Enfeksiyonun daha kolay atlatılmasını, bağışıklığın güçlenmesine faydası olabiliyor ama oksalat taşı riskini artırabiliyor arkadaşlar. İdrarla oksalat atılımını hızlandırıp fazlalaştırıp oksalat tipi en sık görülen kalsiyum oksalat taşına sebep olabiliyor. Bizim normalde günlük önerimiz C vitamini kadınlarda 75 mg, erkeklerde ise 90 mg alınması. Ama bu günlük 1000 mg'ın üzerine çıktığı zaman o zaman taş riski artabiliyor. İşte bu takviyelerin çoğunda yüksek miktarda C vitaminleri bulunuyor. Aman taş olanlar bu konuda dikkat etmesi lazım veya illa kullanması gerekiyorsa kısa bir süre kullanıp o grip nezle döneminde 3-4 gün ondan sonra kesmesi lazım ve bol su tüketmesi lazım. Başka D vitamini. Tamam Türkiye'de dünyada D vitamini %80-90 oranında azalmış durumda. Güneş olduğu halde çünkü sadece güneşten sentezlenmiyor. Sağlam cilt, sağlam karaciğer, sağlam böbrek lazımdı D vitamini aktif olması için ama fazla miktarda ve kontrolsüz alındığı zaman D vitamini de yine aynı zamanda böbrek taşına yol açabiliyor arkadaşlar. Özellikle böbrek hastaları bu konuda hem D vitamini ihtiyacı var hem de fazlası böbrek taşı yapabiliyor. Dikkatli kullanmamız lazım. İhtiyaç olmadıkça ve kan düzeyinde eksiklik tespit edilmediği sürece benim genel önerim bu. Eğer eksiklik varsa mesela D vitamininin sınırı kaçtı bizim böbrek hastaları için söylüyorum. 20'nin altında oldum eksik. Normal böbrek hastası olmayanlarda 30'un altında oldum eksiklik olarak kabul ediyorduk. O zaman yerine konulabilir ama D vitamini 50-60 çıkmış D vitamini kullanılmasına gerek yok. Taş riskini artırırsınız. Başka kalsiyum takviyeleri. Hatta bu kalsiyumlar birçok D vitaminiyle genelde kombine oluyor. Hem D vitamini hem kalsiyum içeriyor. İkisi de böbrek taşı riskini artırıyor. Kombine olanlarda daha fazla bu risk olabiliyor. Eğer illa kalsiyum gerekiyorsa gıdalardan alınır. D vitamini yine doğal gıdalardan. D vitamini kalsiyum içeren birçok gıda var. Gıda yoluyla almak en güzel. Eğer bunu ilaç halinde yüksek doz alırsak yine kalsiyum da aynı şekilde. Bu da kalsiyum taşlarının oluşumuna sebep olabiliyor.
Bir diğer grubumuz yine çok sık kullanılıyor. Hem iç hastalıklarında hem kardiyolojide hem nefrolojide ne bu ilaçta? Diüretik dediğimiz idrar söktürücüler. Özellikle de bu Lasix, Desal gibi hani halk arasında piyasa ismini de söylüyorum. Furosemid, loop diüretik dediğimiz diüretikler. Bunların bir etkisi var arkadaşlar. Kandaki kalsiyumun idrar yoluyla atılımını sağlıyor. Kandaki kalsiyum atılınca ne oluyor? Böbrek dokusuna daha çok kalsiyum gidiyor. Ve dolayısıyla hiperkalsiyuri dediğimiz idrardaki kalsiyum oranını artırıyor. Bu da ne yapıyor? Böbrek taşı, kalsiyum taşı oluşumunu artırabiliyor arkadaşlar. Ha, gerektiği zaman biz de hastalarımıza ödem olduğu zaman verebiliyoruz. Ama çok yüksek dozda, özellikle de ileri yaş grubu, 70 yaş üstü hastalarda, hele yaşlı hastalarda sıvı alımına da dikkat edemedi mi bu hastalar, ne oluyor? Bir taraftan idrar söktürücü veriyorsunuz. Bir taraftan diüretik veriyorsunuz. Suyu da yeterli içmiyor o zaman. Yani böbrek yetmezliği modeli oluşturmuş oluyorsunuz neredeyse. Dikkatli olmak. Olabildiği kadar en düşük dozda gitmekte fayda var hastalarımızda. Ha, ihtiyaç oldu, cevap vermiyor. Gerekirse diyalize bile alınabilir hastalar sıvı çekmek amacıyla. Yani diyalizde dünyanın sonu değil. Ama tabii ki en son çare bunlar. Peki başka bir tane daha diüretik var arkadaşlar. Bu da yine böbrek taşını tetikleyebiliyor. Potasyum tutucu diüretik olan triamteren denen bir etken maddeli diüretik var. Bu da yine hipertansiyon ve ödem tedavisinde kullanılıyor. Bu da potasyum tutucu bir diüretik. Yan etki olarak yine böbrek taşı yapabiliyor. Tabii bunu yazacak olan doktor arkadaşlarımızın ve kullanan hastalarımızın da dikkatli olmasında fayda var. Eğer bunları kullanıyorlarsa bir yan ağrısı, idrarda yanma vesaire oldu mu? En azından şunu düşünebilirler. Acaba idrar yollarında taş mı oluşuyor, kum mu oluşuyor? Önce kum dediğimiz kristalleşme, ondan sonra da taş oluşabiliyor. Akıllarında olmasında fayda var. Diğer bir grup, bu da yine leblebi gibi kullanılıyor. Neydi, daha önce videolarımızda anlatmıştım. Halk arasında mide koruyucu denen proton pompa inhibitörleri. Aslında bunlar mide koruyucu değil, mide ilacı diyebiliriz. Burada hem Türkiye'de hem dünyada aşırı miktarda ve gereksiz yüksek dozlarda hem hastalar kendileri gidip alabiliyor hem de doktor eliyle gereksiz endikasyonlarda da veya doğru endikasyon olsa da yıllarca kullanılabiliyor. Ben ne demiştim? En fazla, en kötü durumda bile 6 hafta kadar kullanılabilir arkadaşlar. Gerekirse bunları keseriz. Yerine başka mide koruyucular var. H2 reseptör blokörü olsun, antasit olsun, gaviscon, işte alginik asit, bunlar yine kullanılabilir ihtiyaç olursa. Yine uzun süre proton pompa inhibitörü kullanımı arkadaşlar, bu mide koruyucular dediğimiz ilaçlar taş oluşumuna ve taşların tekrarlamasına sebep olabiliyor. Bakın, bu 2023 yılında İngiltere'de yapılmış olan bir çalışma var. 27 bin küsur hasta üstünde yapılmış ve proton pompa inhibitörü, bu mide koruyucu ilaçların kullanımının yıllık, her yıl bazına %4 böbrek taşı oluşumunu artırdığını göstermiş. Aynı zamanda yine yıllık %7 de yeni taş oluşumu, yani taşın tekrarlamasını, taş hem oluşu hem de tekrarlama riskini yine artırdığı gözlenmiş arkadaşlar. Büyük bir çalışma. Peki yine çok sık kullanılan bir grup var. Antibiyotikler. Gerekli gereksiz, maalesef o kadar çok yazılıyor ki. Yani antibiyotiği neredeyse şu hale getirdik. Ağrın varsa antibiyotik, ateşin varsa ateş düşürücü, bir yerinde bir iltihap varsa. Ya her iltihap demek antibiyotiği gerektirmiyor ki. Enflamasyon dediğimiz romatizmal bir durumdur. İltihap vardır, CRP yükselir. Her CRP yükseğe biz antibiyotik mi vereceğiz? Ve Türkiye maalesef dünya sıralamasında en önlerde, Avrupa'da da birinci sırada antibiyotik kullanımında. Hem ülke ekonomisine çok zarar, ilaçların yan etkisi, masrafını bırak, ölüm riskine bile sebep olabiliyor. Böbrek taşı da bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Sadece en basitlerinden bir. Böbrek yetmezliğine, diyalize bile girebiliyor hastalar yanlışlıkla veya gereksizlere kullanılan tek bir doz antibiyotikle bile. Şimdi bu antibiyotiklerden de penisilinler, özellikle de ampisilin ve amoksisilin yine uzun süre ve gereksiz kullanımlarında böbrek taşını da tetikleyebiliyor. Yine beta-laktam antibiyotiklerden sefalosporinler denen ceftriakson, bu da taşı tetikleyebiliyor. Kinolon grubu antibiyotiklerden ciprofloxacin, hatta piyasada Cipro diye çok sık kullanılıyor. İdrar yollarında da biz de yazabiliyoruz bunu. Bu da yine uzun süreli ve dozunun üstünde kullanıldığında yine taş oluşum riskini tetikleyebiliyor.
Bir de trimetoprim sulfametoksazol denen bu sulfanamid grubu antibiyotikler de böbrek taşını tetikleyebilir. Ben antibiyotiklere karşı değilim arkadaşlar. Gerektiği zaman tabii ki hayat kurtarıcı antibiyotikler kullanılabilir ama gereksiz yere, mesela grip nezle oluyor, boğaz ağrıyor, antibiyotik gerek yok. Zaten %90'dan fazlasının sebebi virüs. Virüse de antibiyotik hiç etki yapmıyor ki. Ancak viral bir enfeksiyonunuz var, tamam. Üstüne bakteriyel bir durum eklendiyse onun bazı kriterleri var işte. Balgam rengi değişir, işte pürülen olur, kriptik tonsillit olur. Tabii ki o zaman verilebilir. Yani ben vermeyin demiyorum. İlaç düşmanı değilim. İlaç yerinde ve doğru kullanılması lazım. Bu kadar. Evet, bir de kolajen. Bu da yine glukozamin, kolajen çok sık kullanılıyor halk arasında. Glukozaminin değil ama kolajenin yine böbrek taşı yapma riski var. Kolajen genelde kas ve iskelet sistemini korumak amacıyla kullanılabiliyor. Fakat içerisinde bu kolajen hidroksiprolin denen bir madde var. Bu madde de idrarla oksalat atılımını tetikliyor, artırıyor. Dolayısıyla oksalat ne oluyor? İdrarda oksalat olunca hiperoksalürü dediğimiz tablo ortaya çıkıyor ve kalsiyum oksalat taşını yine tetikleyebiliyor arkadaşlar. Onun için böbrek taşı olan, ailesinde böbrek taş öyküsü olan, polikistik böbrek hastalığı olan, taşa genetik yatkınlığı olan insanlar kolajenden yine uzak durması lazım. Tabii kronik böbrek hastaları da. Diğer ilaçlar neler var? Yine bazı birkaç tane daha var. Laksatif, bu kabızlıkta kullanılan veya bağırsak temizliğinde kullanılan ilaçların bazıları özellikle kalsiyum oksalat ve amonyum ürat taşlarının oluşumuna sebep olabiliyor. Yine kalsiyum içeren bu mide koruyucular, antasitler işte, kalsiyum bazlı olanlar. Yine bunlar da fazla kullanıldığı zaman kalsiyum taşlarına yol açabiliyor. Yine glokom dediğimiz göz tansiyonu olan durumlarda bu karbonik anhidraz inhibitörü denen asetazolam içerikli bir madde verilebiliyor. Göz tansiyonu düşürmek amacıyla. Bu da kalsiyum fosfat taşı oluşumuna sebep olabilir. Ha, hiç kullanılmasın demiyoruz yine. Kullanılabilir ama süresini, dozuna dikkat edilmesi lazım. Yine bu AIDS tedavisinde kullanılan bir tane ilaç var. Proteaz inhibitörü deniyor. Indinavir isimli. Bu da yine bunu kullananların %10'unda onundan fazlasında böbrek taşı oluşabildiği gösterilmiş. Yine bu epilepsi ve migren tedavisinde kullanılan topiramat etken maddeli bir ilaç var. Bunun da yine kullanımında izlemde düşük de olsa böbrek taşı oluşum riski olabilmektedir arkadaşlar. Evet, böylece böbrek taşı yapabilecek ilaçlardan sizlere bahsettim. Böbrek taşı ile ilgili 2 veya 3 tane daha video yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu çok çok önemli bir konu. Sadece ilaçlardan uzak durarak böbrek taşlarından kurtulunamıyor. Neler yapılması lazım? Cerrahi müdahaleler, ürolojik müdahaleler, yeme içme düzenleri, beslenmede nelere dikkat edilecek, hangi besinler taşı yapıyor yapmıyor gibi birçok konu var. Onları da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Hepinize huzurlu ve mutlu günler dilerim. Allah'a ısmarladık.